hem likiditenin önemini aslında bir miktar anlattı Baki Bey ama bir yandan da bir profili de görmek lazım. Çünkü artık gençlerin daha çok hakim olduğu bir borsa var sanki. Tabii adetsel bazda öyle, portföy büyüklüğü olmasa da. Şimdi biz borsanın kuruluşundan yaklaşık 30 yıl sıra boyunca 1.3 milyon civarında yatırımcı hizmet verdik. Yani bir dönem 1.5 milyon oldu, sonra küstüler 1 milyon 200, 1 milyon 100, 1 milyon 300 bu bant içinde gelip giden bir yatırımcı sayımız vardı. Pandemi tüm alışkanlıkları değiştirdi. Yani orada özellikle kripto piyasasında öğrenmiş yatırımcı, kriptoda da biraz zarar edince döndü, Borsa İstanbul'a döndü burada kar var diye. Ciddi manada bir yatırımcı girişi oldu ve bu ağırlıklı genç kitle. Üstüne bir de halka arzlardan yatırımcılar gelmeye başladı. Yani 3-5 pazar parası çıkıyor, kredi kart eksesi çıkıyor vesaire. Oradan da yatırımcı geldi ve bizim yatırımcı sayımız bir anda 8,5 milyona ulaştı. Yani borsanın 30 yılda yani geldiği seviyeyi biz 3 yılda buraya geldik. Yine aynı şekilde mesela borsanın toplam tasarruflardan, yani bu kayıt içindeki toplam tasarruflardan aldığı pay %7 idi 2020 yılına kadar. 2023 yılının sonuna geldiğimizde %16,6'ya çıktı. Gerçekten borsaya yoğun bir ilgi var. Tabana yayılma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu hızlı gerçekleşmenin bazı sancıların olması da normal. İşte hızlı al satlar, dönem dönem zarar etmeler. Çünkü bu bir tecrübe gerektiriyor. Her ne kadar siz kitap da okusanız, videoda izleseniz işin içine gelip uygulamaya girmeyince olmuyor. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Ne kadar erken girerseniz ve ne kadar düşük meblağlarla girerseniz ilk etapta o kadar iyidir. Çünkü buranın bir eğitim ücreti maliyeti var. O da işlem başına kayıplar. İlk zamanlarda bunu yaşamak gayet normal. Ama sonrasında öğrendikçe yatırımcı portföy çeşitlenmesi, dağılımını vesairesini ayarlayıp ona göre portföylerini yönetiyor. Şimdi vergi gelirken benim aklıma gelen ilk şey şu oldu. Bu kambiyo işlemlerine, bu kur hareketlerinin olduğu dönemde bir vergi gelmişti. Aynı mantaliteyle düşündüler herhalde. Geleli buraya da kambiyo vergisine benzer bir şekilde, kambiyo işlemleri vergisine benzer şekilde işlem başına vergi getirelim. Ama bir farklılık var. Yani o tarafta birincisi kimin ne zaman dövizi nereden aldığı, kaçtan aldığı, maliyetin ne olduğu, nasıl edindiği bunlar bilinmiyor. Sadece işlem esnasında o adamın biz dövizi olduğunu biliyoruz ve o bozdurma ve alma esnasında onun vergisini alıyoruz. Bu şekilde geldi. Ama burası organize bir piyasa. Herkesin kaçtan aldığı, kaç yıl önce aldığı, hangi gün, hangi saat, hangi dakika, hangi saniye aldığı her şey kayıtlı. Ve ne kadar kar elde ettiği, zarar ettiği de kayıtlı. Ve aracı kurumlardan bunu talep ettiğinizde ben kar zarar raporumu istiyorum, şu tarihler arası dediğiniz müşteri ne kadar kar elde etmiş, ne kadar zarar etmiş tüm işlemlerini kümülatif bir şekilde görebiliyor. Yani aracı kurum nezdinde bunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir kişinin birden fazla aracı kurumunda hesabı olabilir. Takas Bank diye bir kurumumuz var ve sicil bazında bu kişilerin hesaplarını takip ediyor. Yani ben Üzeyir Doğan olarak gidip kendi kurumumda da hesap açabilirim. Başka kurumlarda da hesap açabilirim. Mesela halka arzda bu takip yapılabiliyor. Her kurumdan hesap halka arzda katılım gönderdim. Takas Bank diyor ki hayır diyor, sen sicil bazında bilmiyorum, tek kişisin. Bir tanesini dikkate alırım. Şimdi sicil bazında beni takip edebiliyor Takas Bank. O zaman yaptığım işlemleri de sicil bazında takip edersin. Aracı kurumlardan gerekirse 3 ayda bir dökümünü alırsın ya da kendin bu kar zarar dökümlerini oluşturacak bir altyapı oluşturursun. Ve sonuçta bir kar zarar varsa nette bundan bir vergi talep edebilirsin. Buna da bu ticari kazançtır dersin. Yani kimsenin de buna belki bir itirazı olmayabilir. Ama gelip işlem hacmi üzerinden bu şuna benziyor. Şirketlere satışınız üzerinden vergi koyacağız. Benim kar marjım %1, öbürünün kar marjı %10, %50, %30. Yani satış üzerinden vergi koymak mümkün mü? Onu koyamadığımız için biz zaten net kar üzerinden vergi koyuyoruz işletmelere vesaireler. Hani durum buyken gelip de işlem hacmi üzerine vergi koymak çok abes bir konu. Yani gerçekten olmayacak bir şey. Nasıl bu konu buraya geldi onu da anlamış değilim. Ben başından beri olmayacağını iddia ediyorum. Olursa da çok cüzi bir rakam olur. Hani 100 bin deli rakamlar, o da 100 binde 1-2 fazlası da değil. O da senelik 40 milyon dolar vergi getirir en iyi ihtimalle. Yani 40 milyon dolar içinde biz bunu yaptıysak gerçekten bir anlamı yok. Ha şu deniyor, yatırımcıları işte çok sık işlem yapıyorlar, biz bunu engellemek istiyoruz. Şimdi bu şuna benziyor, personelini ücretle, senin primini ödemem, maaşını ödemem, onu yapmam, bunu yapmam, çalışanını ücretle terbiye eden patrona benziyor. Yani sen biz yatırımcı yapamadık, uzun vadeli yatırımcıya dönüştüremedik ya da işte şey yapamadık, alsat yapıyorlar, ne yapalım, vergi koyalım, bunlar da yapmasın. Böyle olmuyor. Maalesef kimse bu ücretlerle terbiye olmuyor. Yani içinde o varsa yine aynısını yapıyor. Yani o açıdan gidildiğinde de yanlış bir nokta. Biz burada finansal okuryazarlığı arttırmamız lazım. Sayın Bakan geçtiğimiz dönem haftalarda
Bununla ilgili bir lansman da yapıldı. Finansal okuryazarlığın arttırılması. Bununla ilgili çalışma yapılması lazım. Yatırım nedir? Bunların anlatılması lazım. Belki liselerde, üniversitelerde bunların daha detaylı eğitimi verilmesi lazım. Sektörle belki üniversiteler işbirliğinin arttırılması lazım. Yani gerçekten üniversitelerden çıkan kişilerin yatırımcı ya da bu tarafını, sektörün bu tarafına geçtiği zamanki eksiklerini çok net görüyoruz hepimiz. Yani bu tarafların geliştirilmesi lazım. İşte bununla beraber çeşitli belki programlar, sempozyumlar yapılması lazım. Halka açık şirketlere başta yatırımcı ilişkilerinin düzgün çalışması konusunda düzenleme getirilmesi lazım. Yani ben sektörün içinde biriyim. Mesela yatırımcı ilişkileri tarafının facia olduğunu biliyorum. Yani o tarafın geliştirilmesi lazım. Analist toplantılarının, yatırımcı toplantılarının arttırılması lazım. Yani sermaye piyasasını geliştireceksek ve yatırımcıların hani daha uzun vadeli yatırımcıya dönüşmesini istiyorsak alınabilecek onlarca tedbir var. Ama bu vergiyle olmaz. Yani işlem maliyetini arttırmayla yatırımcıyı uzun vadeli yatırımcıya dönüştüremezsiniz. Ne olacağını da söyleyeyim. Yakın dönemde bir Forex düzenlemesi geçmişti, vergi düzenlemesi. Tabii. Yakın dönem dediğim 5-6 yıl oldu herhalde. Forex yok oldu. Forex yok oldu. Şimdi bir şeyde bir yer yanlış ki, gidiyorsa... Yani belki de ama şöyle de bir durum var. O zaman da belki inanılmaz bir yükseliş yaşamıştı. Doğru. Belki o da fazla bir şeydi. Lisanslamayla işte, onu dengeleyebilirdin, süre verirdin. Topuzunu hani ayarlamak çok önemli olay. Şimdi... Eskiden Forex piyasası şimdiki kripto piyasası gibi hiçbir düzenlemeye tabi değildi ve 400 kaldıraç vardı. 400 kaldıraç şu demek, yani binde 2,5'luk bir hareketi yanıldınız ki günde herhalde 50 defa tekrarlıyordur birçok üründe binde 2,5'luk hareket indi çıktı. 400 kaldıraç paranı sıfırlıyor ve inanılmaz mağduriyetler vardı. Sonra çok güzel bir düzenleme yapıldı. Forex'in gerçekten merkezi bir sisteme dönüştürülmesi bence benim bildiğim kadarıyla Türk dehası yani buluşu, yani merkezi bir sisteme bağlanması. Kaldıraç önce 100'e düşürüldü. Daha sonra volatilite çok olunca 10'a düşürüldü. Bunlarda hiçbir problem yok. 10 kaldıraç da bence gayet ideal bir piyasa. Yani Viyop'ta da 6-7 kaldıraç, hatta bazı ürünlerde 10-12 kaldıraçlar var. Viyop'ta iş çalışıyor ama Forex'te çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Birincisi Forex'te çok anlamsız bir vergi sistemi var. Ben daha önce geçmiş dönemlerde Lütfü Elvan bakan olduğu dönemde kendisine de iletmiştim. Haklı da bulmuştu aslında bir toplantıda yine sizin para sohbetlerinde. Siz de hatırlarsınız belki. Evet. SPK'ya ve Maliye Bakanlığı yetkililerine de söylemişti. Bu da çözelim diye. Sonra bakanlığı uzun sürmedi ama o havada kaldı. Şimdi pozisyon alıyorsunuz. Döviz bazında yapıyorsunuz tüm işlemlerinizi. Demek ki Üzeyir Bey'in soru sorduğu bakana dikkat etmek lazım. Evet. Yani kim gidiyor? Tamam. Üzeyir'in yanında kim var? Şimdi orada da onu dile getirmiştim. Yatırımcı pozisyon alıyor. Örneğin 10 bin dolarla pozisyon oluyor. Pozisyonundan %10 para kaybediyor. Bu adam zararda. Kur %15 yukarı gidiyor. Biz TL olarak hesaplıyoruz. Sen %5 kar elde ettin. Bunun vergisini ver diyoruz. Şimdi böyle olunca yatırımcı diyor ki ben zaten zarar ettim. Dolarım 10 bin dolarım vardı. 9 bin dolara düştü. 1000 dolar zarardayım. Neyin vergisi diyor. Şimdi bunu yatırımcıya izah edebilmek mümkün değil. Ve hala bu çözülmedi. Ve Forex piyasası bitti. Forex piyasası legalde bitti. Legali bitti. Evet. Merdiven altında hepsi duruyorlar, hepsi devam ediyorlar. Bir sıkıntı yok orada. Ya da başka kaldıraç, ülkelerde. Yok burada yani. Burada da Türkiye'de kaldıraç gene %300, 300'ler var, 400'ler var. O tarafta çatır çatır yapılıyor. Peki onların vergisi alınıyor mu? Alınmıyor. Diğerinden öyle veya böyle bir şey düzenlemeyi de alabilirdin. Yer altına ittin. Yer altına itince her şey kayıt dışı. Ya aslında kimsenin vergi vermeyelim derdi yok. Yani adil. Sektörü öldürmeyecek, yıkmayacak. İstanbul Finans gelir Merkezi vergisi diyoruz. İlk onu iptal ettiler yani konuşmada. Gelir vergisi diyoruz. Getir burada, kazancını ödesin. Kim karşı çıkacak? Çıktığı anda herkes karşı çıkar. Niye kardeşim kazandın ödemeyecek misin diye. Şimdi, ama diğer kırılımlara girdikçe işin rengi değişiyor. Değişiyor. Şimdi sen gelir vergisinden alırsan sektörü vurmaz ki bu. Ben sana küçülecek demem, işlem hacmi daralacak demem. Ben sana... Büyüme projeksiyonunda olan şirketler büyümeye devam etmeyecekler. Onlar da küçülecekler demem. Üzerin dediği gibi yatırım danışmanlığı birimi, oradaki müşteri temsilcisi arkadaşlar işlem yaptıracaklar ki hem gelir elde etsinler hem de şirket gelir elde etsin hem de müşteri mümkün olduğunca kazansın.